faça festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa casa. Me liga mais tarde, sem balada. Kanal 6 ekranlarına hoş geldiniz. Bir Trend Topic programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Onur Erdiren. Ben Işıl Evrim Akgün. Haftanın en çok konuşulan magazin haberleri ve gündemdeki dizilerle yine karşınızdayız. Haftanın konuğu spiritüel yaşam uzmanı Tuğçe Işılsu. Evet, bugün yine isim analizi yapacağız. Burçları konuşacağız. Neler. Bizi izleyin diyorum ve canlı yayın telefonumuzu vermek istiyorum. 0212 642 3424'ten bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da bize yazmak isterseniz @trendtopic adresinden soru ve görüşlerinizi bize iletebilirsiniz. Kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Evet, tekrar birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz sevgili Tuğçe Işınsu. Hoş geldin Tuğçe'cim. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, sizleri sormalı. İyiyiz. Tekrar seni gördük, daha evet. İyi olduk. Ben tekrar. De evimde gideyim. İki tane dostumla bugün programda olacağım için çok mutluyum. Daha önce sen bizi ağırlamıştın programında. Evet, evet. Kısmet oldu. Artık biz de programımıza başladık ve seni ağırlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Daha önce gelmiştim. Aynen vardı. Seninle ilk defa burada bir evet. Olmuş için tekrar hayırlı olsun demek çok istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Biraz senin enerjini de çok seviyorum ben biliyorsun. Teşekkür ederim. Çok daha uğurlu ederim. Geleceğine inanıyoruz programa. Zaten yakın arkadaşımız olduğu için ben ayrı. Kendi Twitter'dan takip eden değerli takipçilerimi hep buraya yönlendirdim. Şu anda benim takipçiler de izliyorlar. Bize tweet bombardımanı tutacaklar evet. Ama. Yine isim analizi. Bugün neler yapacağız? İsim analizi. İsim analizi, astrolojik yorumlar, aşk analizi olabilir. Oo. Bir dolunay var ayın 27'si. Evet, ondan bahsedeceğiz. Ondan, onu merakla bekliyorlar. Çünkü neden bekliyorlar? Neler yapılacak? Neler yapmamız yapılacak? Gerek? Onları buradan ben zaten Tuğçe'nin yakın takipçisiyim. Biliyor Twitter'da. Twitter'dan ulaşamazsan da mesaj atıyorum. Dolunay geldi, yeni ay geldi, ne yapacağız Tuğçe diye. Ben o Twitter'a yazdıklarını insanlar yapmıyor sanıyordum ama senin bütün o geri dönüşlerine yok cevizi aldım. İşte şu tütsüyü yaptım bilmem ne. Onları sen söyledikten sonra dedim ki yani Işıl bu kadar sıkı takip ediyorsa herkes takip ediyordur. Ben de Işıl'ı kriter olarak kullanıyorum bu konuda. Daha yapılıyormuş. Ama ben de Tuğçe'yi arıyorum aynı şekilde. Tuğçe ne yapmam gerek? İşte çok etkilendim. Kendisi de zaten evet zaten aradığın zaman hemen anlıyor zaten. Bir de birbirimize de soruyorum. Bir de senle takip ediyor. Sonra Onur diyor ki mesela ertesi gün cumartesi. Işıl dün dolunay vardı. Günün nasıl geçti? Tabii etkilendim mi diye. Onur'la kazandık yani. Kesin yani. İnanıyorum ben de. Etkilendiğimde zaten Tuğçe'ye söylüyorum. Sana da söylüyorum. Etkiliyor yani benim dolunaylar. Etkiliyor. En son bir yeni ay vardı. Orada bir yenilendik. Şimdi yılın ilk dolunayı 27'sinde gerçekleşecek. Çok önemli. İletişimle ilgili konuları yönetiyor yeni dolunay. İnşallah herkese güzellikler getirsin. İnşallah. Aa, inşallah. Çok güzel. Yani çünkü birazcık da psikolojik etkileniyor insanlar. Tabii öyle ona göre şartlanıyorsun. Kesinlikle. O geleceği için. Peki Tuğçe bir şey daha soracağım. Ben 2013 için artık yani daha doğrusu 21 Aralık'tan sonra sevgi yılına girdik ya. Peki aşkta daha mı çok yaşanacak? Aşkla ilgili aslında şimdi bir yeni ay oldu. Yıla girdik. 2013'e girdik. Sevgi yılı, sevgi çağına girdik. Son olan yeni ay Oğlak Burcu'nun gerçekleştiği için evet aşklarla ilgili konuları da yönetti o yeni ay ama şu anda biz 2013'te ilgili daha gerçekçi aşklar yaşıyoruz. Hı hı. 12 burç için de söyleyebilirim. Mesela senin burçların terazi, akrep, onurun burcu için, aslan için yine söyleyebilirim. Eğer kendisine çok iyi gelmeyen insanlarla birlikteyse burçlar terk edebiliyor. Daha gerçekçi aşkların bir şeyler kazandırabilecek aşkların i̇yi dönemi. Hissettirecek. İyi hissettirecek. Çünkü artık insanlar şunu anlıyor ki hayat çok değerli. Hı hı. Kimse boş yere negatif insanlarla uğraşmak çok istemiyor. Doğru. Aşkı gerçekten yaşamak istiyorlar. Bir 3 yıl öncesine gittiğimizde Türkiye'de mesela Türkiye Akrep Burcu ve Yükseleni Yengeç olduğu için karşılıksız aşklar daha çok yaşanırken artık bu yıldan itibaren birlikte bir şeyler paylaşmak daha çok değerli olacak.
Peki Türkiye'nin burcu Akrep. İşte benim de burcum Akrep. Evet. Bu etkiliyor mu? Etkiliyor. Türkiye'de Akrep burcu konumunda olup eğer Akrep olmak. Eğer ülkenin burcu Akrepse, sen de Akrepsen veya yükselenin Akrepse veya ay burcun Akrepteyse bu ülkede daha başarılı olursun. Benim de mesela yükselenim Akrep. Ülkenle uyumlu oluyoruz. Ülkedeki ekonomik sorunlar, yeni başlayan trendler, ülkeyle ilgili değişimlerden burçlar aynı olduğu için ülke burcu ile kişinin burcunun aynı olması sonucu daha olumlu etki alıyorsun. Liderlik vasıflarını ülkende daha çok girdiğin iş alanında yansıtabiliyorsun. Aa, çok güzel. Çok gerçekten bayağı insanların merak ettiği konular diyorum. Bu arada magazinle aram iyi olduğunu biliyorum. Çok iyi, çok zaten iyi. İyiydi. En son magazin programı yapıyorduk ama takdir böyleymiş. 15 gün sürdü bir kanalda Magazin Dünyası isminde. Ama o seninle ilgili bir şey değil. Değildi. Yoksa sen çok başarılıydın. Biz de izliyorduk. Teşekkür ederim. Aslında arkadaşım. Şöyle yorumlar geldi ilk başladığında. Hani Tuğçe Yaşınus'u spiritüel danışman ve yazar. Tam programlar yapıyor ama kendi alanıyla ilgili niye bir magazin programının içinde Tuğçe Yaşınus'u yorumcu gibi tweetler de geldi. Onu da şöyle açıklamak istiyorum. İnsanlar farklılık arıyorlar. Televizyonda hep değişik şeyler yapmanız lazım. Ben orada VTR'ler üzerinden ve şahıslar üzerinden, konular, olaylar üzerinden beden dillerini, isimlerini, enerjilerini yorumluyordum. Bir de ben bu ülkede yaşayan ve gündeme aslında yabancı kalmayan, çünkü işimin bir içinde olan. Evet içinde ve olan. O magazin dünyasında gördüğünüz insanların bazıları zaten benim müşterim olduğu için tabii ki kimseyi rencide etmeyecek şekilde kesinlikle yorumlar yapıyorduk. Bir de ben hani hep bunu savunuyorum. Hiçbir iş kimsenin tek elinde değil. Evet. Evet. Herkes yapabilir. İzleyici. Bir de sen televizyonla uygun birisi. Evet. Bu yüzden de ben seni çok görmek isterim magazin programlarında. Ama hepimiz için geçerli. Yani şimdi biz de burada bir magazin ve trend programı yapıyoruz ama şu an hepimizin normal gündelik hayatta yaptığımız işler farklı. Farklı. Var. Evet. Ben eğitimciyim. İşte ne alaka diyenler olabiliyor. İşte ne bileyim okulda belki böyle yorumlar alıyorum. İşte sizin magazin programında ne işiniz var gibi ama bu işler işte belli olmuyor. Ne güzel işte. Oluyor yani. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu arada üzücü bir haberle programımızı devam ettirmek istiyorum. Mehmet Ali Birant. Birant hayatını kaybetti ve bugün son yolculuğuna uğurlandı sevdikleriyle. O yüzden buradan Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyoruz. Ve ressam Burhan Doğançay da hayatını kaybetti. O da bugün Turgut Reis'te, Bodrum Turgut Reis'te son yolculuğuna uğurlanıyor. Onun için de çok üzgünüm. Senin de mekanı cennet olsun diyelim. Aynen öyle. Çünkü çok önemli değerler bunlar. Burhan Doğançay, Burhan Doğançay ile geçen sene bir röportaj gerçekleştirdim. Onun da hala etkisindeyim. Evine konuk oldum ve hayat hikayesini dinledim. Onun da bu röportajının yeni çıkacak olan kitabımda vereceğim zaten. Orada paylaşacağım kesinlikle. Çünkü ben de bir sanatçı ve eğitimci olarak çok üzüldüm. Sen neler düşünüyorsun? Şimdi bu ölüm konusuyla ilgili tabii geride kalanlar için çok acı. O insanlar öldüğü için bir kere tekamül ettiler. Ruh anlamında yükseldiler. Biraz da böyle bakmak lazım. Herkesin gideceği yer aynı. Çünkü hep boyut değiştiriyor olacağız. Bu boyuttaki misyonunu tamamlayan insanlar Allah'ın da takdiriyle farklı bir boyuta geçiyorlar. Bir de Birant'la ilgili, Mehmet Ali Birant'la ilgili Twitter'ıma da yazmıştım. Ben onun bir yeryüzü meleği olduğuna inanıyorum. Meral Okay için aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü bunlar misyonları olan, insanları eğiten, hep güzelliklerden bahseden, iyi niyetli, üretken, çok özel insanlar. Özel insan, üretken ve faydalı insanlar. Bu tip insanlara biz yeryüzü meleği diyoruz gerçekten de. Onların çok güzel, birçok insana dokunduğu, enerjiyle ilgili şifalar olduğunu, bilgileri olduğunu düşünüyorum. Buradaki görev bittiği için farklı bir boyuta geçti. Aslında ölüm diye bir şey yok. Hiçbirimiz ölmüyoruz. Farklılaşıyoruz. Enerjimizi değiştirip farklı bir boyutta aslında başka bir anlamda yaşamaya devam ediyoruz. Geride kalanlar onu göremeyeceği için zor. Ama onun eğittiği insanlar yine medyada güzel işler yapmaya devam edecek diye düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten bugün biliyorsun izledim. Mehmet Ali Birand'ın da senin gibi bir saat merakı vardı. Evet, aynen öyle. Da çok dile dolu. Özellikle Ahmet Hakan çok diline dolardı. İşte kaç bin dolarlar veriyor, saat alıyor, her fiyatına uygun. Bizim Onur da öyle. Onur da her fiyatına uygun. Onur, Aslan Burcu ve giyinmeyi seviyor. Seviyorum, Onur'u. Biraz seviyorum yani böyle renkli, yakış
taşıyor mu sana? Evet, taşıyorsun. Evet. O yüzden. Teşekkür ederim. Ve Onur bu hafta bize pastalar, börekler hazırlayacaksın. Evet, o gündeki resimleri de koyacağım Twitter'a. Evet. Önümüzdeki hafta bir ev buluşması yapıyoruz. Aynen, yapıyoruz. Söz verdim zaten. Bu arada Çocuklar Duymasın dizisi tekrar ekranlara geri dönüyor. Tekrar başlayacak. Hayır, bunu yapamazlar. Artık aynı kadro mu? Aynı kadro. Evet ya. Zaten görüyoruz. Yine. Yani ne diyorsun bu konuda? Ben şöyle düşünüyorum. Bakın hani negatif konuşma yapmak adına değil ama hani ben gerçek fikrimi söyleyeceğim. Yani temsil pilavı gibi aynı şeyleri çıkarıp duruma. Biz bu kadar üretken olamayan bir ülke miyiz yani? Hiçbir şey yazılamıyor da aynı şey, aynı kadro. Bana çok sıkıcı geliyor. Bir de ne gerek var? Gerçekten ben hiç şey kabul etmiyorum. Birilerinden böyle talep gelip de olduğunu sanmıyorum. Evet. Çünkü bu zaten çok fazla uzayıp zamanını doldurup bir sonlandırılmış bir diziydi. Evet. Sonra tekrar başladı. Tekrar bir artık yani insanlar her kanalda ve kanalda sürekli dönmeye başladı. Artık hafta içi, hafta sonu tekrarları. Yani ama birçok dizi öyle. Yüzlerle eskidi. Yani Pınar Altun ve Tamer Karadağlı'nın da yüzü eskidi artık bu dizi için. Evet, miladını yani doldurdu ama onlar yapmakla inat ediyor. Bakalım, Birol Güven mi acaba bunu? Evet, tekrar. Yani inatla. Bakalım tekrar yeni bölümleri nasıl olacak? Bakalım, göreceğiz zaten zamanla. Bu arada Tuğçe'cim sana tweetler gelmeye başladı. Aslında bir haftadır sürekli evet, tweetler bir haftadır geliyor. Melike'ce demiş ki, Yengeç Burcu'yum, hevesle bekliyorum demiş. Melike. Evet, Melike. Melike'ce. Tamam, Melike'dir onun adı. Evet. Diyorum. Şimdi Melike, meleklere de gönderme yapan ve yeteneklere, derinliğe gönderme yapan bir isim. Akrofonolojik değeri M harfi gerçekçilik, E sevgi ve denge, L liderlik, İ harfi bireysellik, K harfi çok yönlük, E harfi ise iletişim. Şimdi Dolunay'dan en çok Melike etkilenecek. Yengeç olduğu için senin yengeç olanlar da etkilenecek. O yüzden 27'sinden itibaren Melike'nin yaşantısına dikkat etmesi lazım ve iletişim sorunları yaşayabilir. Kendisini güzel ifade edemeyebilir. Onun için bir dilek kartı 2013 ile ilgili seçmek istiyorum. Uzak durması gereken insanlar olacak. Ayrılıklar olabilir ama hayırlı ayrılıklar. O zaman evet, biz de istiyoruz hemen dilek kartı. Şimdi bir tane sen hayatınla ilgili 2013'ü kapsayan sana söyleyeyim mi? İçinden niyetleneyim. Odaklan. Tamam. Şimdi senin için seçiyorum. İstediğinin de üstünde gerçekleşecek. Wow, çok daha hayallerimin büyük, ötesinde. Çok daha büyük, çok daha potansiyeli yüksek süper bir konu bu. Beklentini 2 ile çarp, ötüp bir sonuç yaşayacaksın. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bu arada Müge Dursun Özdemir demiş ki, ben Kova Burcu'yum, 14 Şubat doğumluyum. Evet. Bu sene bana nasıl gelecek? Ay, güneş ne alemde, benim üstümde mi acaba? Peki bu Dolunay Kova'da mı şimdi? Yok, şimdi bu Dolunay'ı Kova Burcu dönemine denk geliyor. Fakat yönettiği gezegenler önemli. İletişimle ilgili sorunlar çıkarabilecek ve insanların sert tepkiler verip biraz daha böyle gereksiz işle ilgili, sosyal yaşamla ilgili işleri devre dışı bırakacağı bir dolunay aslında. Şimdi izleyiciniz Kova Burcu'nda olduğu için sert tepkiler verecek, gerçek fikirlerini söyleyecek. Yol ayrımları iş alanında, sosyal alanda yine yaşayabilir ama genel olarak Kova Burcu ile ilgili 2013 adına söyleyeceğim şey şu: gerçekçilik, iyi iş planları yapma, yurt dışı ve şehir dışı bağlantılar kurma. Müge'nin ismi zaten gerçekçi harf M ile başlıyor. Evet. Ü harfi yaratıcılığını anlatıyor. G harfi içine atma huyu var. Bunu yapmamalı. E harfiyle ismi bittiği için şansı ve yıldızı yüksek. Yine Müge için de bir tane şans kartı seçersem yeni başlangıçların olacağı bir yıl başlıyor. Çok güzel. İnşallah güzel. Süper. Güne bakan isim demiş ki, 18 Kasım Akrep Burcu'yum. Sabaha karşı 3.30'da doğmuşum. Yükselenim nedir demiş. Terazi büyük ihtimalle. Evet. Onu şimdi hesaplamak lazım çarttan detaylı ama terazi olabilir. Akrep Burcu'yum demiş. Akrep Burcu. Yükselen 30 yaştan sonrasında daha aktif oluyor. Akreplerle ilgili söyleyeceğim şey, mesela 2012'nin son 3 ayında akrepler bir şeyler için çok çaba sarf ettiler. Bence akreplerini alamadılar. Evet. Ama bu sene Mart'tan sonra, yani bir iki ay daha dişini sıksın diyebilirim. Mart'tan sonrasında enteresan geri dönüşler olacak. Hatta hiçbir şey yapmadan akrebin kafasını çalacak olan fırsatlar var. Çok güzel. Bunları bekliyor olmamızlar. Benim de yükselim akrep olduğu için ben de sonuçta bundan etkileniyorum. Ama şu dolunayda akrebin sert ve keskin bir takım tavırları klasik olacak. Klasik akrep yani, evet. Klasik akrep. Hatta bazı insanlara cevap bile vermeyecek. Akrep bazen çok selen cevap bile vermez yani, ona bile temizletmez. Ben şunu fark ettim Tuğçe, yani akrep etkisi midir bilmiyorum. Bu yaşıma kadar kinci olmadığımı düşünürdüm. Birlik çok sakinim aslında, bir dakika idare eden biriyim çok. Ama birden bir kesiyorum.
Yani aşk boyunca benim için hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir değeri kalmıyor. Hiçbir değeri kalmıyor. Yani bir gün öncesinde gayet sevgi dolu yaklaşıyorum ve kesiyorum. Bunun akrep ilgisi var mıdır? Var. Ben de öyleyim. Mesela burama kadar gelir. En son derdi izahat bile vermeden giderim. Gittiğini söylemem bile. Evet. Öyle yani. O akrepler de bitirdiği anda bitirir. Yani geriye bakmaz. Çok keskin hatları olan bir burç. Evet. Magazin haberleriyle devam edelim. O zaman biraz ünlü sayında dolandırılmış. Evet, çok da değişik. Mesajlar yüzünden, gelen aramalar yüzünden 19 bin lira istemişler. Bu sayede de inanmış ve parası gitmiş. Polis diye aramışlar sanırım değil mi onu? Evet, aynen. Ünlü sayını arayarak kendilerini polis olarak tanıtıyorlarmış. Ay, ve para istiyorlarmış. Evet. Bu zaten herkesin hemen hemen başına gelen bir şey. Anneme de rastladım. Onu da aradılar. Aynı şekilde ama yemedi. Yersen kötü, yemezsen değil, herkesin kurtuluyorsun. Herkesin çok zafi durumları olabiliyor. Yani kesinlikle. Hepimizin başına gelebilir. Evet. Bir de öyle bir konuşuyorlar ki yani artık inanmaman elde değil. Hani, o yüzden aynen öyle. O yüzden dikkat edin. Zaten buna göre de telefonlarımıza mesajlar geliyor işte. Numaralardan gelen mesajlara kesinlikle inanmayın diye. Burada ben bir kitap görüyorum bu arada. Tuğçe'nin Melekler ve Dünyanın evet. Kurtuluşu. Evet, yakın alabilir miyiz kitabı? Dördüncü kitabım, son kitabım. 3 aydır piyasada. Melek enerjisi, şifalanma, yeni çağ, baş meleklerle çalışmak, bunun dışında koruyucu melekler, yeryüzü melekleri nedir, meleklerle yapılacak ritüeller, tılsımlar, hepsiyle ilgili kapsamlı bir kitap. Daha önce kitaplarım aşk ve ilişkiler üzerineydi. Evet. Herkes niye meleklerle ilgili kitap yazmıyorsun diyordu. O nedenle buyurun size meleklerle ilgili kitap. Meleklerle ilgili. Biz de onurlandık zaten. Kesinlikle. Zaten arkadaşıma imzalattım. Zaten paylaştınız. Tabii. Eksik olmayın. Hemen imzalattım. Ben kız arkadaşlarımla doğum günü hediyesi evet, olarak. Evet. Gördüm. Twitter'da paylaşmışsın. Alıyorum. Çünkü çok beğeniyorum. Bir de ben Türkçenin tarzını da çok kolay ve net anlayacağımız evet, şekilde. Yazıyorum. Yani kelimeleri süslemiyorsun. Yok. Gayet anlatılmak istenen direkt veriyor. Benim de sevdiğim bir tarz bu. O zaman kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar devam edelim. Ben karşınızdayım. Evet Tuğçe, kitabından bahsediyorduk. Biraz da anlatayım mı Tuğçe? Şimdi Melekler ve Dünyanın Kurtuluşu aslında yeni çağ için çıkardığım bir kitap. Yani 2012'den sonrası yeni çağa girdik. Yeni çağda melekler ve melek enerjisi dünyada çok daha fazla hakim olacak diye düşünüyorum. Baş meleklerin isimlerini ve misyonlarına yer verdim kitabımda. Bunun dışında Kur'an-ı Kerim'le ilgili de iki tane bölüm koydum. Çünkü insanların kaynakça gördüklerine daha iyi ikna olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bir de ben diğer meleklerle ilgili kitapları da okudum. Evet. Çünkü kıyaslama şansım da oldu. Mesela diğer melek kitapları havada kalıyor. Bir şey anlatmıyor. Bunu diyor ki yani açıkçası şöyle anladım. Bana vahiy geldi diyor. Evet öyle budur diyor. Böyle diyor. Bana vahiy geldi. Melek şunu söyledi. Baş melek Rafael der ki şu. Yani bu kısım bana çok tutarlı gelmiyor. Bana vahiy geldi kısmı. Ama hani bunu Kur'an'la bağdaştırabilir. Ya da İncil'le bağdaştırabilir. Zaten Tevrat'ta bu kabul etmiyor diye biliyorum melekleri. Yok. Yer yok. Evet. Yer yok. Ama Kur'an'da ve İncil'de var. Hani seninkinde bu fark var. Daha inandırıcı geliyor okuduğunda. Bir de daha bize özgü. Evet ben dualara da yer verdim. Mesela melek enerjisine açıldığımız zaman, mesela biz melek terapisinde de sen de biliyorsun, o şekilde yapıyoruz. Geldiği zaman danışan bir kere Kur'an-ı Kerim okuyor. Esma-i Hüsna'larla ilgili çalışmalarımız var. Örneğin İnşirah Suresi'ni belirli frekanslarla okuyorsun. Biz dine de yer veriyoruz ve bu çok daha rahatlatıcı oluyor. Ben bunları kitabıma da koydum. Onun dışında meleklerle ilgili çalışma yaptığımız ve sonrasında şifalanan insanların öyküleri de var kitapta. Yani gelmişler sonrasında neler olmuş? Referanslar var. Gerçek yaşam öyküleri. Burada Esma-i Hüsna'da yani Esma Hüsna'lı bir kolye hediye edildi bana. Harika. Bir de evet, Elvedüt bu. Evet, Allah'ın aşk adı. Allah'ın aşk adı, evet. Bir de dikkatimi çeken insanlar orada mektup mu gönderdi sana? Bana gönderilen mektupları da yayınladım. Onları okudum ve ben etkilendim evet. Onlardan. Gerçekten daha gerçekçi. Gerçek öyküler, evet, insanlara daha güzel geliyor. Evet, bir de ben egzersizleri kitabıma koydum. Genelde bu kitaplar yazanlar hani bana müşteri olarak gelsin. İşin o tarafında evet, evet. Ben hani ritüeller nasıl, egzersizler nasıl, çalışmalar nasıl kitaba koydum. O yüzden evinde kendi uygulayabilir. İmgeleme çalışmalarını, renklerle ilgili, meleklerle ilgili, ışıklarla ilgili çalışmalar var. Hepsini evlerinde yapsınlar istedim yani. Bir de Aşk ve Cazibe Akademisi bir önceki kitabında dersler vardı. Evet, o ders ders gidiyordu. Olumlamalar var. Olumlamalar vardı ama bu ondan daha farklı bir yani ders
değil de maneviyatı arttıracak. Evet. Orada ders veriyordu. Aradaki fark o sanırım değil mi? Evet. Orada daha didaktik. Bunu böyle yap, şunu şöyle yaptı. Burada aslında yani melek enerjisi uyumlandığı zaman herkes farklı bir sonuç alıyor. Mesela senin enerji yükselir. Öteki daha içine kapanır. Diğeri daha dine yakınlaşabilir. Diğeri sadece isteklerini hayatına davet edebilir. İşin özel aslında. Herkes evet. Mesela bu kolyeyi bana hediye ettiğinde başka bir arkadaşıma daha hediye etti. Yani ünlü bir kolye markası bu. Dünyaca tanımış. Sen de biliyorsun da Tılsım kolyesi. Evet. Bana benim görür görmez sahibi Ece Şirin şey dedi, yani sen de böyle bir enerji hissediyorum dedi, sana bir kolye hediye etmek istiyorum dedi ve bunu bana verdi. Başka biri de satın aldı arkadaşım. Mesela o kendine ait hissetmemiş kolyeyi. Kötü hissetmiş aslında. Evet. Esma Cüslan ağır gelmiş. Ağırdır ama. Belki. Demek ki etkilenebiliyorsun. Olumlu ve olumsuz etkilenebiliyorsun. Çok ilginç. Ece Amsulli demiş ki 16-10-1991 terazi burcuyum demiş. Terazi burcu. Evet. Venüs etkisinde ve şu anda Venüs de zaten yeni yılı açtık açıkçası. Venüs Oğlak'ta ama yeni terazi burcunda da bir cazibe var. Terazi burcu kadınları özellikle 2012'nin ikinci yarısına itibaren erkeklere çok taviz vermiş oldukları için şu anda bunu geride bırakmaya hazırlanıyorlar. Aşkta terazinin ciddi bir dönemi Nisan'dan sonra başlayacak. Evlilik bile yaşayabilir. Eğer Ecem küçükse ismine bakarak bir aşk analizi yapmaya çalışayım. İki tane E harfi olduğu için ilişkilerde iyi bir şekilde denge kurar ve alttan alabilir. C harfi onun her erkeği beğenmediğini, özellikleri olan sıradışı erkekleri beğendiğini anlatıyor ama Ece'nin materyalist birisi olmadığını hissediyor. Son harfi M olduğu için ilişkilerde mantık yanıyla zorluklar ortaya çıktığında sorunları aşabilir. Onun için de bir aşk adına kart seçtiğimde bu kış bitmeden, çünkü kışla ilgili bir kartımız çıktı. İnşallah aşkla ilgili mutlu olacak ve sonuçlar alacak diye düşünüyorum. Bir de Semra Erol demiş ki 31-12-1958 Oğlak burcuyum. Sabah 10'da doğmuşum. Yükselen burcum nedir ve Oğlakları 2013'te neler bekliyor demiş. Evet, yükselen burç aslında çok titizce hesaplanıyor. Benim kendi yaptığım canlı yayın programı Yeni Hayat'ta da bunu çok soranlar oluyordu. Onu hesaplarız. Yardımcı olurum bir ara. Bana da tweet atabilir. Tabii. Şimdi Oğlak burcu yılın burcu aslında. Oğlak ve yükselen Oğlak olanlar bu sene lider konumunda. İstekleri her şeyi elde edecekler diyebilirim. Darbe aldılar arkadaşlar. Çok fazla oğlaklar. Yeni arkadaşlıklar kuruluyor. Şubat ayının bitmesiyle birlikte birçok projeye aynı anda başlayabilirler. Mayıs'tan sonra da oğlaklar adına kazanç artıyor. Bir de demiş ki Nisi'den Ersen, Onur Bey iki güzel bayan arasında kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Evet, rahatla bakalım ona. Tam da sana uygun bir soru oldu değil mi? Kol evet, geçecek ama da. Ben istediğin cevabı vermeyeceğim. Tabii ki çok güzel gidiyor yayınımız. İki güzel bayan arasında. Teşekkür ederiz. Değil mi? Gayet mutluyum yani. İki huzurluyum. Sarışınla. Evet, çok güzel. Müge Dursun Özdemir demiş ki ben Tuğçe Hanım'a bir şey anlatmam lazım ama burada uzun olur. Kendisine nasıl ulaşabilirim? Ben hemen söyleyeyim. Twitter'da Tuğçe_İsinsu. Tuğçe Işınsu. Facebook'ta da Tuğçe.İsinsu. Ben bütün mesajları kendim cevaplandırıyorum. Tuğçe.İsinsu. Facebook'tan mesaj atın, detaylı mutlaka cevap gelecek. Seanslar yapıyorsun değil mi? Seanslarımız aşk koçluğu var, melek terapisi var, isim analizi, kişi özel rüya seansları var, tarot, astroloji, melek terapisi, kişi özel kursundan hazırlıyoruz. Bir de yeni bir programımız başladı. 21 günlük mucizeler kursu. Evet. Belirli bir amaçla ilgili geliyorsunuz. 21 gün boyunca 4 seans benimle geçiriyorsunuz. Yani de bu kişisel bir şey, kişisel. Çok grup mu? Yok. Çünkü herkesin istekleri farklı oluyor. Bir de herkesin enerjisi farklı oluyor. Mesela 16 kişiyi grup olarak topladığında herkesin sorunları farklı olmuyor. Kişiye özel bir kursu. 21 gün sürüyor. 4 seans benimle her gece, 21 gece her gece evlerinde olan egzersizleri var. Amaca yönelik çalışıyoruz ve 3 ay tamamlanmadan sonuç almaya başlıyorlar. Acaba Türkçe bize bir alır mı böyle? Tabii ki alırız. Amacım belli biliyorsun. Alırız. Yolla benden çekeceği çok var. Tuğçe'ye aldı. Vallahi. Evet. Yonca Evcimik demiş ki küp giyenlere ver yansın ediyorum demiş. Karşı olduğunu söylemiş. Bu ara çok moda bu konu. İşte Hülya Avşar da dedi ki ben öldürmüyorum, vitrinden alıyorum dedi. Hülya Avşar'ın geçen gün açıklaması. Yani ben öldürmedikten sonra giymemde bir sakınca yok demiş. O da öyle demiş. Evet. Yani sen bu... kürk giymeye kalk. Ben kürk giymeye, et yemeye karşı olmadığım gibi kürk giymeye de kalk. Ben giymiyorum. Ama diğer insanlara da canisiniz gibi yaklaşmıyorum. Evet yani. O zaten tepki göstermiyor. Yok, tepki göstermiyorum. Evet. Ama bu ara yani şu hafta bu konu çok gündemde. Dönemde öyle oluyor ama gerçekten. İşte biri çıkıyor ben işte gerçek giyiniyorum. İşte biri diyor ben gerçek giyiyorum. İşte Petek'in çözümle bir ilgili bir açıklama yaptı. Bayağı bu tartışma uzayacak.
gibi duruyor. Bakalım sonuç neye varacak ben bilmiyorum. Giyen yine giyer diye tahmin ediyorum. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Bu arada Onurcuğum, teyzem de bizim yakın takipçimiz. Senin ve beni çok beğeniyormuş. Senden de bir selamlar istiyor. O zaman selam gönderiyorum. Sevgiler. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Işıl'a burada çok iyi davranıyorum. El bebek gül bebek bakıyorsun. Aynen öyle. Hiç yani hiç çok tartışmamız iyi, çok olmuyor. Iyi hiç melek. Aynen bugün öyle. Çok sakin olur. Evet bugün. Tuğçe'nin enerjisi bak uğurlu geldi bana. Hemen. Normalde ben öyle olmuyorum biliyor musun? Biri bir de tweet atıyor. Diyor ki Işıl Hanım çok güzel. Aa diyor ben mi göremiyorum diyor. Nasıl yani ya? Işıl'ın enerjisi güzel. Vay onlara bak. Evet. Niye ya? Öyle şeyler oluyor ama. Güzel. İşte ne yapayım gerçekten söylemeden de duramıyorum ben. Biliyorsun benim. Açık söz. Gerçekten benim hala laf geçiyor. Bana geçen bir tweet atmış seni ilk defa özledim diye. Ben de dedim ki partnerin gibi dobra. Onu okudum dedim. Ben. Evet, partnerin gibi dobrasın dedim. Yani orada öyle okudum bir onu. Ama bu hafta gerçekten özledim onu seni. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Bana kötü davranmanı özledim. Öyle mi? Ben sana hiç istesem de yeter. Ben sana istediğim zaman her zaman davranırım yani. Zaman. Aynen öyle. Bir de senin bir Facebook'ta bir çalışma var. Evet, ondan da bahsedelim. Başladı. Çanta söyle bana mıydı? Evet. Çok ilginç o ismi ya. Evet. Evet ismini ben buldum. Kadınlara yönelik bir ayakkabı çanta markasıyla birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz bir proje. Hı-hı. 2 ay boyunca devam edecek. Tüm izleyicilerinizi bekliyorum. Şu şekilde çalışıyor. Facebook'a giriyorsunuz. Çanta söyle bana yazıyorsunuz arama bölümüne. Karşınıza bir oyun çıkıyor. Oyunun içine benim videolarım var. Ben sizi yönlendiriyorum. 20 tane soru soruyorum. Çantanızın şekli, modeli, içine attıklarınız, taşıdıklarınız, özel gündeki çantanızın yeriyle ilgili, aşkla ilgili de sorularımız var. 20 tane soruyu çözdüğünüz zaman bir kadın tipi çıkıyorsunuz. Hı-hı. Hürrem çıkabilirsiniz. Çocuk kadın çıkabilirsiniz. Bunun işte bohem çıkabilirsiniz. Kaç kategori var? 10 tane kadın kategorisinden biri çıkıyorsun. Tabii ben çözmeden Tuğçe bana teşhis koydu. Sen fatal olabilirsin dedim. Orada bu videonun sonunda bir ödül de kazanıyorsunuz. Ya benden seans ya da bu markamızdan bir ayakkabı ve çanta. Aa, yeni koleksiyondan. Nasıl ulaşıyorlar? Facebook'u açıyorsunuz. Facebook'ta kullanıcı olmanız gerekiyor. Çanta söyle bana yazdığınız anda karşınıza oyunumuz çıkıyor. Videolarda ben varım. Hem eğleneceksiniz hem çantanızdan kişilik analizinizi öğreneceksiniz. Hem güzel. De seans kazanacaksınız. Çok yönlü bir. Ama bu hafta gördüm onu. Sedan Sayan'ın programında hem çanta hediye ettik hem kişilik analizini orada yaptık. Sedan Sayan'ın izleyicileri çok ilgi gösterdi. Buradan yine ortak izleyiciler vardır. Hı-hı. Teşekkür ederim. Sizin de bütün izleyicilerinizi bekliyorum oyuna. Tabii. Katılın kazanın. Ben de yapacağım ama. Mutlaka yap. Kesinlikle annen de yaptı. Annene de sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiler. O da Oğlak Burcu. Yorumlarını özellikle Dolunay'da. Dolunay yorumları bekliyor. Şu an ekran başında onları. Geleceğiz. Fakat Levent Kırcı bu hafta bir televizyon programına katıldı. Evet, izledim ben. Levent Kırcı iki sonraki haftanın adamı zaten. Evet, Ulusal kanalı genel müdür olmuş Levent Kırcı. Evet. Çıktığı programda da olay yarattı bu hafta. Bayağı Twitter'dan da. Çok konuşuldu. Evet, inanılmaz. Halbuki bir hafta öncesinde çok olumsuz eleştiri almışken Fatih Atali programında birden o çok lehine döndü. Evet. Çünkü biliyor musun şarkı söyledi canlı yayında. Öyle mi? Evet. Kaparken de söyledi. Girişte de söyledi. Evet. Bayağı artık hangi kafada olduğunu bilmiyorum ama bayağı olaylı oldu. O ilginç bir program oldu. Fatih Altaylı önce alttan almaya çalıştı. Sonra baktı ki Levent Kırcı şaka yapmıyor. Gerçekten üstüne geliyor. Evet. Ondan sonrasında dedi ben de ağzıma geldiğimi konuşayım. Karşılıklı ikisi de gerçekten ağzına geleni söylüyor. Ama Levent Kırcı biraz onu provoke etti. Bazı şeyleri özellikle yaptı. Çünkü yaptı, Levent Kırcı'nın geçmiş yıllardaki tavırları öyle değildi. Son dönemde biraz daha agresif. Aynen öyle. Yılın komedyeni ödülü de geçen sene Okan Bayülgen'e gittiğinde de bu tip reaksiyonlar vermişti. Biraz bu ara böyle davranmayı seviyor. İlgi de çekmek istiyor. Bence Okan bir açlık eğilimi de yapmış mıydı Levent Kırcı? Evet, sürekli bir şeyler yapıyor. Hülya Avşar'la jüri olarak çok tartışmaları büyüdü. Altın Portakal'da sanırım. Onun tartışmaları çok büyüdü. Genel olarak sanırım Levent Kırcı agresif biri. Evet. Şu an son öyle zamanlarda mı öyle biliyor musun? Ben olacak o kadar kısmı bittikten sonra. Evet, ondan sonra yani bilmiyorum. Evet, Güneş Gazetesi'nde yazıyorsun. Pazar günleri orada astroloji yazıyorum. Ayrıca bir yerde daha yazıyor. Evet, onu da söylüyorum. Mutlulukconsept.com'da da yazıyorum. Orada hem astroloji yazıyorum hem spiritüel yazılar yazıyorum. Mutlulukconsept.com. Evet, bekleriz. Işıl'ın sevgili partnerimin. Bilo. Evet, ben de orada reklam yapıyor biliyor musun? Kitabıma resim. Aa, ne sağ güzel. Olsun. Benim de yapıyor. Gerçekten destek oluyor bize. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ama sizin ben reklamınızı yapmak için yapmıyorum. Yani ben zaten
zaten için yapıyorsun. Ay, çok da hayır, bir de beğeniyorum da. Teşekkür ederim. Beğen bir zahmet. Çok oldu. Beğen bir zahmet. Zahmet beğensin değil mi Tuğçe? Evet. Yani, mütevazı olmayalım biraz. Güzel işler yapınca da. Yani insan takdir görmek istiyor. Mi? Peki evet. Dolunay ritüellerinden bahsedelim mi? Hazırlığı evet. Daha yakındayken. Şimdi 27'sine gerçekleşecek ama altını çizmek istiyorum. Dolunay'dan 5 gün öncesinde şişlik, ödem, agresyon, geçmişi sürekli hatırlamayla ilgili belirtiler herkeste olur. Tabii ki Dolunay'dan Yengeç Burcu, Oğlak Burcu, Kovalar ve bunun dışında Akrepler birinci derecede. Yükselen burçlarda olanlar yine birinci derecede, ikinci derecede etki alıyor olacak. Yılın ilk Dolunay'ı olduğu için 2012'den kalan geçmiş işe dair yanlış kalıntıları temizlemek adına çok güzel bir dönem. Şimdi o tarih tabii Kova Burcu'na denk geldiği için hava elementiyle çalışmak daha doğru olacak. Hava, su, ateş, toprak. Zaten bu tip ritüeller 4 elementte yapılıyor. Yeni ayda mesela toprak enerjisi kullandı. Çünkü Oğlak Burcu'nda gerçekleşmişti. Hava ile ilgili çalışmalar önemli olacak. Mutlaka dışarı çıkıyor olmanız lazım ritüellerde. Açık havada. Evet, açık hava. Yağmur da yağsa, hava soğuk da olsa mümkün mertebe dışarıda olmanız lazım ki bu son atlattığımız karda bile insanlar o kadar çok dışarı çıkıp tanıtım falan yaptılar ki bana da çok mesajlar geldi. Yani insanlar yapacakları zaman yapıyorlar. Şimdi oluşturmak istediğiniz şeyler için mavi kalemle beyaz kağıda yazıp yakıyorsunuz. Yakmak harekete geçirmektir. Kurtulmak istediğiniz konularla ilgili de geride bırakmak adına yine kurşun rengi olabilir, kurşun kalem olabilir. Siyahla yazıp yine yakıyorsunuz. Bunları suyla da arındırabilirsiniz. Dolunay döneminde eğer dilek tutacaksanız dilek tutulur mu peki Dolunay'da? Tutulur. Mesela yıldızlar arasında da çok alakalı. Ben doğarken Dolunay küçülüyormuş. Ben 1977 13 Ocak'ta doğarken sabah 2'ye doğru Dolunay küçülüyormuş. O yüzden benim için dilek tutmak adına çok doğru bir dönem. Ama haritasında Dolunay olmayan bir insana çok bir şey ifade etmeyebilir. Onlar daha çok yeni ayı tercih edebilir. Biraz haritayla da ilgili ama herkes Dolunay'da özellikle bırakmak, geride bırakmak ve yeniden yapılandırmak adına dilek tutabilir. Şimdi kırmızı, turuncu, gümüş rengi, mor, altın rengi mumlarla dilek tutabiliyoruz. Biraz daha kurtulmak istediğiniz konulara odaklanacaksanız beyaz renk yine kullanıyor olmanız lazım. Bu dönemde canlandırıcı etkiler evinizde istiyorsanız nane, okaliptus, limon, portakalla tütsü yapabilirsiniz. Bunun dışında biraz daha böyle bir şeyleri geride bırakmak isteyen izleyicileriniz 7 dükkan süpürgüsüyle arınabilir. Ada çayıyla yine arınabilir. Bir de ilham isteyenler, yaratıcı işlerde çalışanlar lavanta, bunu öneriyorum. Lavanta bulundursunlar evlerinde ve lavanta yağı veya normal hazırlanmış çubuk tütsülerle yine tütsülerini yapabilirler. Özellikle 5 gün kala ritüeller başlayabilir. Biraz bolluk ve bereket de gelecek. Çünkü gerçekçilik kazanıyor olacak bu dolunaydan sonrasında. Taneli gıdaları daha çok kullanabiliriz. Enerjisi yüksek bir takım ritüelli besinler de var. Mesela üzerlik bulundurun evinizde. Bunun dışında çörek otu bulundurabilirsiniz. Taneli gıdalar, nar kullanabilirsiniz, yiyebilirsiniz. Bunlara dikkat edebiliriz. Peki dolunaydan olumlu etkilenme gibi bir şey var mı? Aslında var. Şimdi olumsuz gibi görünüyor. Tıpkı Merkür'ün geri gitmesi gibi. Aslında galiba hayattaki kötü şeyler atıyor, atıyor değil mi? Atıyor. Evet. Aslında bir yandan olumlu. O zaman evet. Cesaret... şeylerden etkileniyoruz. Şimdi o da var. Aslında hep hayatımızda bizi rahatsız eden şeyler açığa çıkıyor. Açığa çıkıyor. Biz daha güçlü hissediyoruz, daha güçlü tepkiler veriyoruz bu olaylara karşı. Dolunay'da duygular yükseliyor, daha sert ve keskin olabiliyorsun. Mesela yeni ayda asla olumsuz etki olmaz. Ama dolunayda olumlu ile olumsuz aynı anda geliyor. Enerji yükseldiği için belki senin yanlış giden bir ilişkinle ilgili kavga oluyor, ayrılıyorsun ama o ayrılma senin için hayırlı olur çünkü o gittiği için yeni bir şey geliyor yerine. Onu o şekilde yorumlamak gerekiyor. Bayağı. Çünkü... Aslanları aşkta ne bekliyor? Merak ettim. Onların aslanlar hayatını... aileleriyle yakın şu anda. Aşk hayatlarıyla ilgili yazdan sonra aslında çok büyük gelişme var. Sen demin dilek tutmadın. Bir tane 2013'te aşk hayatın ne olacak diye bakalım, senin için çekmek istiyorum. Zor bir kişiyi seçeceksin. Evlilik yok, ciddi ilişki yok ama aşkla alakalı olan gündemin var. Tamam o zaman. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra bunu konuşmaya devam edeceğiz. Evet, Trend Topic tüm hızıyla devam ediyor. Tuğçe'ye tweetler gelmeye devam ediyor. Ben de burada sormaya devam ediyorum.
Gamze demiş ki Başak Burcu yorumu rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Eğer bilişim, internet, trendlerle ilgili konularla alakalıysa Gamze veya bu tip bir alanda çalışmak istiyorsa çok enteresan sonuçlar elde edebilir. İsmine baktığınızda G içe dönüklük, A ego, M gerçekçilik, Z prensipler, E harfi denge, alttan alma, işine kendini vermeli. Başak kadınların en iyi aslında anlaşacağı aşkla ilgili partner yine Başak, Terazi, Kova, Oğlak'la iyi anlaşabilir. Terazi ile iş birlikteliği yapabilir. Yine Koç'la iş birlikteliği yapabilir. Bu ara hakikaten Terazi Başak kadınları ile ilgili daha gerçekçi olma. Çünkü Merkür etkisindeler. Bunun dışında etrafındakileri eleme dönemi. Fakat 2012'de Başak çok güçlü olmaya çalışan bir burçtu. Biraz bu dönemde ilişkilerle ilgili artık etraftan destek de almak istiyor. Destek alırken rahat olsun. Onun için de bir kart seçmek istiyorum. Araştırma yapsın. Güvenmediği insanlar şu anda Gamze'nin biraz etrafında birikiyor olabilir. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Peki Tuğçe, burçlar arasında uyum derken biz akrebe aslan uyumumuz nasıldır? Şimdi su ve ateş tamamlayıcı. Mesela zıt kutuplar birbirini çeker ve bazen tamamlar. Çekiyorum. O nedenle ateş etkisinden pozitif yaşam, iyi niyet geliyor aslında Onur'dan. Senden de akrebin gücü, kuvveti, o sevgilerin yoğun olması, suyun verdiği duygusallık geliyor. İki farklı kişiliğin bir programda partner olarak ön planda olması bana göre çok doğru. Benzer iki karakter sıkıcı olur ama siz renkli bir partnerlik yaşatıyorsunuz. Biraz öyle. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Farkında olmadan doğru seçilmişiz yani. Evet. Aynen öyle. Süper. Ama bazen atışıyoruz. Ne güzel. Atışın ama bazen yani. Bazen atışıyoruz. Hep entikir olmuyor. O yüzden yanlış anlaşılıyor olabiliyor ama bazen bu atışlarımız tabii. Bir de bizi çok birbirimize yakıştırıyorlar biliyor musun Tuğçe? Ya. Tabii insanlar bizi birbirimize sevgili ama yalan sanıyorlar. Sevgili bana, olmadıklarını ben söyleyebilirim. Evet. Bana telefon geldi hafta içi. Sana bir soru soracağım ama doğruyu söyle diye bana telefonlar geliyor. Tabii. Hani ama yok öyle Marmara'da bir şey. Marmara'da bir şey diyor. Ne kadar inandırıyorum? İnandıramıyorum. Evet, evet. Ben biliyorum. Evet Tuğçe biliyor. Çok yakın değildir. Arkadaşlar hepimiz yakın arkadaşlar. Allah korusun Allah. Söyle bilmiyorum 40 kere söylerlerse olabilir. Yok olmaz. Ama inanmıyorum. Hiç öyle şey. Benim Onur'un kardeşinde gözüm var yani Onur'dan ziyade öyle gururda. Gururda. Bir yakışıklı, bir yakışıklı anlatan. Keşke partnerim o olsaydı diyorum. Kim yani yapımcımıza sesleniyorum. Bir dahaki programda gururu istiyorum karşıma. Reci'den de gurur diyorlar. Evet gurur. O zaman ben gidiyorum. O zaman ben kalkıyorum buradan gurur geliyor. Öyle mi? İyi hadi bakalım. Evet Tuğçe, biraz daha Dolunay'dan bahsedelim. Çünkü buna çok ilgi var, biliyorum. Evet. Beni bir haftadır arıyorlar, lütfen sorar mısın diye. Neler yapmaları gerekiyor? Evet. Ya da belki bundan. Dolunay'ı değil, şu anda hani sonuçta yeni ay da gelecek evet. sonra. Biraz da yeni ayı anlatabiliriz. Şimdi ay dönemlerinde, ben bunu kitabımda da bahsettim. Melekler ve Dünya'nın kuruluşu. Mesela baş melek Haniel, ayla ilgili ilişkilerimizi, isteklerimizi yeni ay döneminde ve Dolunay döneminde baş melek Haniel'le çalışabiliyoruz. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum Tuğçe. Sen her Dolunay'da ve yeni ayda bir olumlama yazıyorsunuz. Olumlama yazıyor. Bu o ayın getirdikleriyle evet, ilgili ona göre yazıyor. Mesela bu yeni aydan toprakla ilgili oluştur. Mesela ben işimde başarılıyım olumlamasını bu yeni ayda kullanabilirdik. Yeni ay şimdi bitti. Dolunay'a geldiğimizde 27'sine itibaren iletişim, ilişkilerle ilgili bir dolunay olduğu için mesela ben iletişimde güveniyorum. Bu doğru bir olumlama veya ben partnerimin söylediklerine inanıyorum. Bu yine ya doğru da ben kendimi kolay ifade edebiliyorum. Bu tip olumlamaları daha rahat kullanıyor olacağız. Rüyaların çok çıkacağı bir dolunaya doğru gidiyoruz. 22'sinden itibaren herkes evinde rüya görüyor. Sen rüya yorumları da yapıyor musun? Yapıyorum. Evet. Bu ara ben çok görüyorum. Rüya yorumları yapıyoruz. Hemen gördüğüm zaman sabah uyandığımda hemen bakarım rüya tabirlerine. Hemen. Ama rüya tabirleri çok doğru çıkmıyor. Çok genelleme yapıyorlar. Bir de aynı rüyanın hem olumlu hem olumsuz anlamını yazıyorlar. Yani evet, daha evet, net evet, bir evet. hangisi? Hangisi inanacağımızı bilmediğiniz için tereddütte kalıyoruz. O yüzden peki ben şunu merak ediyorum Türkçe. Sen nasıl bu tarz bir spiritüel yolculuğa çıktın? Benim ailemde de bu tip işler yapan insanlar vardı. İstişik güçleri olanlar. Evet. Ben 7 yaşına kadar hani bunu çok yerde anlatmadım ama burada da anlatmış olayım. 7 yaşına kadar mesela bu boyuttan çıkıp frekans olarak başka bir boyuta gidip oradaki dünya dışı varlıklarla bir şekilde temasa geçebiliyorum. Eğitim hayatı başladıktan sonra bu kanal kapandı. 13
kapanış dışında tekrar açılmaya başlandı. Peki 18... kapanırken sen direnç gösterip bunu reddettin mi? Hayır, bu tamamen dıştan gelen. Dıştan. Açılması da kapanması da yani dışarının etkisiyle olan, benim çünkü çocuktum o zaman, bilinçli olarak yönetebileceğim bir şey değildi. 13 yaşında tekrar bu irtibat konusu başladı. Ben hiç korkmuyordum, hatta hoşuma gidiyordu ama nasıl ilerleteceğim, bu olaya nasıl hakim olacağımı bilmiyorum. 18 yaşında ben uzaylılarla ilgili dernekle 2 sene çalışmalar yaptım. O dönemde gördüğüm bir takım ışıklar ve aldığım mesajlardan dolayı onlar beni tercih etti. Benim de öyle bir amacım yoktu. Sonra üniversite hayatı İngiliz Edebiyatı'nda devam etti. İngiliz Edebiyatı'nda tesadüfen bize metafizik eserleri seçtiler o 4 yıl boyunca. Aslında belki tesadüf değil. Yani aslında tesadüf değil. Enerji evet. Olarak. Orada mesela ben melekleri ilk edebiyat okurken öğrendim. Simge bilimi orada öğrendim. Astrolojiyle ilgili şiirler vardı. Onları orada öğrendim. Orada ciddi bir metafizik ders aldım diyebilirim. Sonrasında ben reklam yazarlığı yaparken ikinci iş olarak spiritüel danışmanlığa başlamıştım. Ve 5 sene, 6 sene önce bir uydu kanalında televizyon programı yapmaya tesadüfen başladım. Hiç daha televizyona çıkmamıştım. Canlı yayında izleyiciye yorumlar yapıyordum. Kartınız diyor ki diye bir programdı. Sonra Hayal mi Gerçek mi diye bir program yaptım. 6 yıl boyunca bu tip programlar. Sonra ulusal kanallarda kitaplarımdan dolayı konuk çıkmaya başlama. Buraya kadar geldi. Gerisini peki biliyorsunuz. Hala bu güçlerin var mı? Var. Fakat bunlar yani bu hepimiz için geçerli. Bütün astrologlar, bütün metafizikçiler, ruhsal danışmanlar için geçerli. Herkes de her zaman her koşulda işe yaramaz. Çünkü o tip bir güç insanda yok. Ama bazı konularda iyi rehberlik verebiliyoruz. Mesela bir konuda ben uzman olmama rağmen Onur'un bir sezgisi daha kuvvetli de olabilir. Ben onları iddia etmiyorum ama biz profesyonel bu işi yapan kesinlikle insanlarız. Ben reklamcılığa aslında dönmeye çalıştım 32 yaşlarındayken. Sonrasında bu işi çok sevdiğim, insanlara yardımcı olmanın bana iyi geldiğini gördüm. Maneviyatla ilgili bir iş olduğu için bana da şahsi olarak huzur veriyordu. O yüzden geçmiş kariyerimi bıraktım. Benim hayat amacım buymuş diye kesinlikle odaklandım. Ve sen hiç para odaklı değilsin. Hani biliyorum. Evet. Şey falan arayabilirsiniz, yardım edebilirim bunu falan. Çok hani çok aklına gelmeyen bir şey. Kendi söylüyor, kendi yardım ediyorsun. Çok güzel. Bu kısmına çok inanıyorum ben. Yani evet, aslında böyle bir yardım. Bu şeyde kesinlikle de öyle oldu. En son mesela 2012'yi kaparken Beyaz Şov'a davet ettiler. Ben oradaki değerli ekibe de sordum. En çok konuşulan da sen oldun bu arada Beyaz Şov'da. Gerçekten çok konuşuldun. Ben orada sordum. Neden beni seçeceğiz? Yani daha ünlü insanlar var, daha yaşlılar, daha tecrübeliler. Onlar şunu dedi. Materyalist değilsiniz. Hani listede 17 kişi vardı. 17 kişinin arasından sizi seçtik. Ama hani sen çok para almıyorsun, insanları seviyorsun, insancıl ve iyi kalpli olduğunu düşünüyoruz. O yüzden sen dediler. Çünkü bizim işimiz öyle bir iş. Yani sanatçı değiliz. Evet. Yaptığımız işin biraz böyle maneviyatçı bir tarafı olması lazım. Bir de bir şey söyleyeceğim. O gece diyorsun ki en çok sen konuşalım. Bir sürü insan senle de paylaştım diyorsun. Tuğçe niye beyaz giymiş? Aslında çok gül oldu diye Twitter'da yazı yazdı. Aynı çok konuşuldu ama bu. Yani Beyaz Şov diye beyaz giymiş. Bir de melekleri yani meleklerden bahsedeceğiz. Bir de ben güzel kraliçesi değilim ki benim kilomla, boyumla bir ama burada sen çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Gerçekten, evet, gerçekten çok gösterişli öyle bir kadın evet olduğunu arkadaşım diye ben Onur'a ama söylüyorum değil mi ki? Kanyon'da buluştuk Tuğçe'yle. Tuğçe karşıdan geliyor, bir de böyle bir palto giymiş ama böyle topuklu giymiş. Ben zaten pigme, aman Allah'ım dedim, bu ne gösterişli kadın falan. Onur'a da onu anlatma, Onur'a da hükümet gibi kadın diyor. Öyle arkadaşım diye söylemiyorum ama gerçekten gösterişli bir kadın. Yakından burada gördüğünüz için söylüyorum. Bu arada Alice demiş ki Yengeç Burcu'yum, adım Cihan. Hacı Ahmetoğlu, isim analizi yapabilir misiniz? Merak ediyorum demiş. Cihan ismi dünya demek olduğu için aslında içinde birçok şeyi barındırıyor. Mesela bu kişi çok yönlüdür. C harfi seçicilik, iyi özgürlük. H ve A'nın yan ile gelmesi ego, yükseliş, liderlik. N harfi de zoru çeken enerjiler. Yani hayatı kendi kendine zor hale getiriyor. Aslında önünde fırsatlar var. Onun iş yaşantısıyla ilgili bu yılla alakalı bir kart seçelim. 7. ay Temmuz'dan sonra özellikle kendi doğum gününden sonra değişik iş alanlarına girebilir. Parayla ilgili artış yaşayabilir. Peki Tuğçe, bazen her harf değil ama mesela şu an aklıma geldi. Onur'un adı işte Onur, kardeşinin adı Gurur. Evet. Babasında bir ego mu varmış? Onur ve Gurur. Babasının ismi, senin babanın ismi Elçi Şükrü. Elçi. Melek evet, demek. Simge bilimde. Elçi dediğiniz anda melekler hakkında. Melek demiştim. Çünkü abi, Allah'ın elçileri melektir. O yüzden aslında ego değil. Bence çocuklarını çok sevdiği için biri onurlu, biri gururlu olsun evet demiş. Ama mesela ben gururla da tanıştığım için mizaç olarak mesela onur Aslan Burcu'ndan gelen bir sosyallik, insanlarla iyi iletişim kurma, dışa gurur açılma, tanınma. Sakin. Gurur biraz daha içe kapanık. İki tane R harfi var gururda ve ismi G ile başlıyor. G gizem ve içe kapanıklıkta. O harfinin özelliğini alıyor. Evet. Ama iki isim de hem orijinal hem de yükselişe göndermek. Mesela senin ilk harfin o, şöhret harfin. Seni şöhret yapıyor. Zaten isimden
modeliymiş. Peki çift diyorum. İsim, hani ben çift isimliyim, Işıl Evrim. Evet, çağrıldığım isim. Çağrıldığım isim, ben de çift isimliyim. Tuğçe Işıl Su, ikisi de isim aslında. Mesela benim ikinci isimdeki Işıl ve Su, Su ve Ateş. Zıt karakter özelliklerini aynı ruh yapısında kapsamak. Mesela Işıl'daki ılar seni bireysel özgür ve güçlü yapıyor. Evrimi kullansaydın daha alttan alan ama daha mütevazı bir tip olacaktın. Belki hayattaki yükselişin duracaktı. Işıl olarak çağrılmak sana daha çok özgürlük veriyor ve L harfin liderlik veriyor sana. Gayet güzel. Değil güzel, mi? İsim doğru isimler koymuşlar. Aynen, evet. Aynen öyle. Bu arada Tuğan da demiş ki canım arkadaşım Onur Erden'i kaçırmadan izliyoruz yine ekran başında izlemiş. Muhteşem gözüküyorsunuz demiş. Teşekkür ediyoruz buradan. Evet, tweetler gelmeye devam edeceğim ama ben bir şey merak ediyorum. Yeni başlayan diziler hakkında ne düşünüyorsun? İntikam ve 20 dakika çok konuşuluyor. 20 dakikanın senaryosunda çok fazla hatalar olduğu konuşuluyor. Hani bu şeyle ilgili, yasal konularla ilgili orada cezaevi konseptörü, evet, avukatlar, delil toplamı. Onlarla ilgili çok fazla dedikodu yapılıyor, yalan yanlış konuşuluyor. Oradaki oyuncular röportaj verip ay öyle değil diye açıklama yapıyorlar. Halbuki bu dizinin bir danışmanı evet. Mutlaka vardı. Mutlaka vardı. Ben 20 dakikayı intikamdan daha önde gidecek olarak düşünüyorum. Çünkü biraz daha sıra dışı bir konu tercih edilmiş. Macera, sürükleyicilik var. İntikam bir aşkın memnu olmayacak. Ben o şekilde öngörüyorum. Bence Beren Saat buna hiç başlamayıp bir sonraki sezona kadar ortadan kaybolsa daha iyi. Peki Beren acaba inişe mi geçiyor arka arkaya bu kadar? Yani bir aşkın memnudan sonra... Nasıl Özcan Deniz Aslı'nın konaktaki performansını sonra hiçbir dizide sergileyemediyse herkesin bir zamanı var. Zamanı olduğunu düşünüyorum. Yani süreleri mi doluyor peki insanların yoksa yanlış seçimler mi? Çok parlayan bir proje her zaman olmuyor. Bir de o zamanki enerjilerle de ilgili. Aynı tip bir şey yapmak Ali Kıvanç Tatlıtuğ'la birlikteydiler. Partner onun da tabii önemli. Ki çok etkisi var. Yani Kıvanç'la yaptığım bir diziyle başka bir oyuncuyla partner olduğum bir dizi aynı sonucu vermeyecekti. İntikamın adapte olmasından dolayı da hani yurt dışında var. Evet. Onun bir adaptesi olması nedeniyle de izleyici baştan biraz ön yargılı oldu diye düşünüyorum. Bir de intikamda dikkatli bilmiyorum. Biraz daha sonrasında bazı şeylerin açıklanması gerekirdi. Evet. 3. 4. bölümde bazı şeyleri öğrendiler. Bazı baştan öğrendiler. Büyüsü bozuldu gibi. Evet öyle oldu. Yani izleyicinin hevesi kursağında kaldı. 20 dakika daha çok ilgi görebilir uzun vadede. Bu arada Arzu demiş ki terazi burcu iş yaşamını sorar mısın? Şimdi Arzu ismi zaten ateşe gönderme yapıyor. İstekli bir insan olması gerekiyor. A zaten egosu. R gururu. İspatlayı seviyor olabilir. Z prensipleri. U harfi de derinliği. Hayat biraz zor o zaman Arzu ismi insanlara. Arzu için egolu bir isim. Hem egolu hem çok istekleri olan biri. Bir de, evet zor. Bu kız terazi burcu ve hakikaten lider olmak isteyecektir. Hava grubunun liderinden geliyor. Şimdi onunla ilgili çektiğim kartta birçok konuda iyi olduğumu biliyorum. Fakat hak ettiğim yere gelemiyorum dediğini hissediyorum. Özellikle turuncu, yeşil ve kırmızıyla meditasyon yapmalı. Kök yakut ve kök zümrütü öneriyorum taş olarak. Onunla ilgili özellikle Koç burcuna geçerken 23 Mart'tan sonrasında fırsatlar doğacağına inanıyorum. Gerçekten. Önemli. Bu taşlar da önemli taşlar değil mi hayatımızda? Evet, ben taşların ben de etkisi var. Evet. Bu arada yönetmenimiz Burcu soruyormuş. Oğlak ve ikizler Burcu. Uyumu galiba. Evet. Uyum olarak. Şimdi aslında uyumuyor. Biri hava, biri toprak. Oğlan mantığı ikizlerin de o tatlı dilliliğiyle sürebilir. Burada dengeyi ikizlerin kurması gerekiyor. Oğlak çok baskın. İkizler havai ve yer yer kırılgan. Bazen de değişiklik isteyecek. Zıt kutuplar birbirini çekiyorsa yürür. Normal şartlarda yükselen burç ancak kurtarabilir. Normalde uyumlu değil tabii ki astrolojik olarak. Öyle şimdi. Mi? Yalan söyleyemeyeceğim. Eyvah. Üzülden de oğlamalar gelmeye başladı. Sevgi Prit demiş ki 14 Şubat 2001 Sevgi Oğuzhan yorumunuzu dinleyeceğim demiş. Bu bir çift mi? Sevgi Oğuzhan mı? Sevgi Oğuzhan herhalde evet. Çiftse sevgin dedikleri oluyor bu ilişkide. S harfinden dolayı. Sevgi baskın ve biraz da şüpheci bir kişilik. Oğuzhan ağır başlı, iyi niyetli. İlişkileriyle ilgili bir tane kart seçelim. Bakalım ne olabilir? Sonra da programımızı kapayalım. Evet, mükemmel bir zamanlamada ileriye yönelik adım atacaklar. Şu anda ilişki iyi gidiyor. Çok güzel. Bayağı. Evet, anlık geçti. Anlamadık bugün. Burç yorumlarını hemen hemen aldık.
Ama ilerleyen zamanlarda tekrar. Bu arada tekrar... son söz olarak tüm izleyicilerimizi Facebook üzerinden Çanta Çanta Söyle Bana projenize bekliyorum. Oyunu oynayın, benden seans kazanın. Evet, çok şanslısınız. Yani Twitch'den çok, yoksa çok sıra beklememiz gerekiyor. Valla şanslılar o zaman bu oyunla. Bekliyorum herkese. Evet Tuğçe'cim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Ayaklarına sağ olun. Kanala da sevgiler. Tekrar bekliyorum. Tekrar zaman. Evet, Silah Topik programının sonuna geldik. Hüzünlü bir şarkıyla veda. Evet. Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Görüşmek üzere. Haftaya karşınızdayız. We'll be right back.